Çocuklar, bugünkü konumuz kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları. Çevre ne demek? Çevre, herhangi bir geometrik şeklin kenar uzunluklarının toplamı demek. Bu bir geometrik şekil olmak zorunda değil. Sağ solu düz olmayan eğri, yatay şekiller de olabilir. Kenar uzunluklarının toplamına çevre denir. Bunu unutmayalım. Biz ama sadece kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını öğreneceğiz. Başlayalım. Karenin çevre uzunluğunu bulurken, bir karenin dört kenarı birbirinin aynısı olduğu için bir kenar uzunluğunun dört katına eşittir demişiz. Yani bir kenar uzunluğu 3 santimetre ise çevre uzunluğu bir kenarının dört katına eşit demek. Neden dört katına eşit? Çünkü dört kenarı da birbirinin aynı uzunluğuna sahiptir. Karenin çevresi formülümüz de bu. Dört çarpı bir kenar uzunluğu. Şimdi buradaki karenin çevresini bulalım. İki tane yolumuz var. Bu biraz önce söylediğim bir kenar uzunluğunun dört katıyla çarpıyoruz. O da 12 santimetre. Buradaki karemizin çevresi 12 santimetredir. İkinci yolda da dört kenar uzunluğunu tek tek yazıp topluyoruz. Bir kenar uzunluğu 3 santimetre olduğuna göre diğer kenar uzunlukları da 3 santimetredir. Bunları yazıp topladığımız zaman çevre uzunluğunu gene aynı şekilde, dikkat edin, aynı sonucu zaten bulmuş oluyoruz. İkinci örneğimize bakalım. Yanındaki karenin bir kenar uzunluğu 7 birim olduğuna göre karenin çevresi kaç birimdir? Şimdi bu bir kare olduğuna göre bir kenar uzunluğunu vermiş olması çevresini bulmamız için yeterli. Burası 7 birimse burası da 7 birimdir. Burası da 7, burası da 7 birimdir. Bunları yazmamıza dair gerek yok. Zaten bize dikkat edin burada kare olduğunu söylemiş. Kare olduğu için bütün kenar uzunlukları birbirinin aynısıdır. Birinci yoldan çözersek bir kenar uzunluğuyla 4'ü 4 kenar olduğu için çarpıyoruz ve 28 birim olarak buluyoruz. Bu karemizin çevresini ikinci yoldan çözmek istersek kenar uzunluklarını tek tek yazıyoruz. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar ve dördüncü kenar topladığımızda yine 28 birim yani aynı sonucu bulmuş oluyoruz. Şimdi farklı bir örnekle devam edelim. Burada da karenin Herhangi bir kenar uzunluğunu vermemiş, bize çevresini vermiş. Çevresinin 20 santimetre olduğunu söylemiş bize bu karenin ve bizden de bir kenar uzunluğunun kaç santimetre olduğunu istiyor. Biz şunu biliyoruz: Bütün bir karenin bütün kenarlarının uzunluğu birbirine eşittir ve dört tane kenarı vardır. Çevre uzunluğu yani bu dört kenarın toplamı çevresi olduğuna göre, bunu dörde bölersek bir kenar uzunluğunu bulmuş oluruz. Bizim çevre uzunluğumuz 20 santimetre olduğuna göre, ve bir karenin dört kenarı olduğuna göre 24'e bölüyoruz ve bulduğumuz sonuç bize buradaki karenin bir kenar uzunluğunu verir. Sağlamasını yapalım. 5 cm bulmuştuk. Burası da 5 cm'dir. Burası da 5 cm. Burası da 5 cm'dir. Sağlamasını yapalım. 5 5 daha 10, 5 daha 15, 5 daha 20. Çevre uzunluğunu da soruda en başta bize verdiği gibi 20 cm olarak bulduk. İkinci başlığımız dikdörtgenin çevre uzunluğu. Bildiğiniz gibi dikdörtgenin iki uzun iki kısa kenarı vardır. Dolayısıyla biz dikdörtgenin çevresini bulurken iki uzun ve iki kısa kenarının toplamını bulursak çevre uzunluğunu bulmuş oluruz. Burada da bize şöyle demiş birer uzun ve kısa kenarın toplamının iki katıdır. Yani bu ne demek oluyor? Hemen şuraya basitçe bir dikdörtgen çizelim. İki kısa kenarımız iki uzun kenarımız var. Şu kenar kısa kenar şu kenar uzun kenar. Bu ikisinin uzunluğunu toplayıp 2 ile çarptığımızda dikdörtgenin çevresini bulmuş oluyoruz. Ya da bu kısa kenarla bu uzun kenarın toplamını 2 ile çarptığımızda bütün dikdörtgenin çevresini bulmuş oluyoruz. Buradaki örneği inceleyelim. Yandaki dikdörtgenin çevresinin kaç birim olduğunu bizden istemiş. Dikkat edin uzun kenarlar birbirine eşit kısa kenarlar birbirine eşit. Biz bunu yaparken burada bize anlattığı şekilde 2 ile 5'i topluyoruz. Yani bir kısa kenarla bir uzun kenarı topluyoruz. 7. Daha sonra bulduğumuz sonucu da 2 ile çarpıyoruz. Kısa kenarla uzun kenarı topladık. 7 bulduk. Bulduğumuz sonucu da 2 ile çarpıyoruz. 14 birim bizim dikdörtgenimizin çevresidir. İkinci yoldan çözecek olursak bütün kenar uzunluklarını tek tek yazıyoruz. 2 birim, 5 birim, 2 birim, 5 birim. Topladığımız zaman da 14 birim. Dikkat edin. Aynı sonucu bulmuş oluyoruz. Yani dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulurken kısa kenarları ve uzun kenarları topluyoruz. İşlemimiz bu kadar. Az önce yaptığımız gibi farklı bir örnekle yolumuza devam edelim. Burada bir dikdörtgen vermiş bize. Yalnız dikdörtgenin sadece bir kenar uzunluğunu vermiş. Bakalım bizden neyi istemiş? Yanındaki dikdörtgenin çevresi 16 birim olduğuna göre dikdörtgenin bir kısa kenarı kaç birimdir? Çevre uzunluğunu biliyoruz ve bir uzun kenar uzunluğunu biliyoruz biz buradaki dikdörtgenimizin. Eğer bu bir kare olmuş olsaydı bize verilen çevreyi 4'e bölüp bütün kenar uzunluklarını bulabilirdik. Ya da bir kenar uzunluğunu bize verdiği için bütün kenar uzunlukları birbirinin aynısı olduğu için diğer kenar uzunluklarını da rahatlıkla bulabilirdik. Ancak bu bir dikdörtgen. Dolayısıyla çevreden yola çıkarak bunu bulmak biraz daha işlerimizi zorlaştıracak. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi bu uzun kenarımız 6 birim olduğuna göre dikkat edin karşısındaki uzun kenarda bunun aynısıydı. O zaman burası da 6 birimdir. Burası 6 birim olduğuna göre burası da 6 birimdir. Çünkü ikisi de uzun kenar. Daha sonrasında çevresini biliyoruz. 6 birim, 6 birim. İkisinin toplamı 12 birim eder. Çevre uzunluğu da 16 birim. Çevre uzunluğundan yani şuradaki 4 kenarın toplam uzunluğundan 2 uzun kenarın uzunluğunu çıkarırsam yani 16'dan çevre uzunluğundan uzun kenarların toplamını çıkarırsam 4 bulurum. Bulduğum bu 4 de buradaki ve buradaki kısa kenarların toplamına eşittir. E bunların uzunlukları birbirinin aynısı olduğuna göre bulduğum 4'ü 2'ye bölersem bulduğum 4'ü 2'ye bölersem bir kısa kenar uzunluğunu bulmuş olurum. 2 birim. Burası da 2 birim. Bizden soruda ne istiyordu? Bir kısa kenarı kaç birimdir? Bir kısa kenarı da bulmuş olduk. Ancak sorunun bir de sağlamasını yapalım. Dikdörtgenin çevresi 16 birim diyordu. Şimdi dikdörtgenimizin dört kenar uzunluğunu da bulduğumuza göre sağlamasını yapıp çevre uzunluğunun 16 birim olup olmadığını kontrol edelim. 6 2 daha 8 6 daha 14. 2 daha 16 birim. Demek ki yaptığımız işlem doğru.